Evet arkadaşlar 8 Ağustos Perşembe sabah açılış. Hemen aracı kurumlara bakalım. Bank of 266 milyonluk alıcı. iş yatırım 179. Garanti 104. Yani pek alıcı yok. Satıcı Deniz 180 milyon. QNB 97. Info 72. Tacirler 69 milyonluk. Satış tarafında arkadaşlar. Şu Bank of Amerika hemen ilk başta ne almış? Hemen Ereğli almış. <laughs> Ereğli Akbank Türk Hava Yolları almış. Hisselere bakalım arkadaşlar. Türkiye Hava Yolları'na pek bir şey yok. Deniz satıyor. 160 bin not satmış. Ee, Pegasus'tan Deniz Tep alıyor. Bofa Info satıyor. Megap'ta bedelli var arkadaşlar. Biliyorsunuz %200. Sasa'yı Bulls Bofa alıyor. Deniz Gedik satıyor. Şöyle buradan zaten görüyorsunuz. Demir çeliklerden e, Bofa alıyor. Iç demiri vakıf halk satıyor. Halk birisi alıştaysa hemen halk satıyor yani. Bofa Ereğli'den bayağı bir alış yapmış direkt. HSBC almış. Deniz Tep satmış. Harekette garanti alıyor. Investas satıyor. Vestel kapı da kapattı arkadaşlar. 67'de mi? 65'de mi bir kap vardı. Orayı da kapattı. Şimdi Bofa alıyor. ALB Deniz satıyor. Yani şu Vestel ee, özetine şöyle baktığımız zaman 0.57 pdb ddsi var. Reader var mesela. pdb ddsi 6 mı ne? Millet ona cesaret ediyor. Buna cesaret edemiyor yani. Bunu almaya cesaret edemiyorlar. Onun dışında arkadaşlar şöyle hızlıca bakıyorum. Hektaş'ta pek bir şey yok. Evet. Katılım evim yeni bir banka kurdu. Yani yine tavan. Yine tavan oldu. Yani alıcı yok yani. Alıcılar bir tek info var alıcıda. Hiç kimse almıyor. Sadece info alıyor. Şöyle aşağı doğru getiriyorum. Gelmiyor. Info katılım evinde sadece info 529 bin not almış. Başka bir şey yok arkadaşlar. Odine %2.75 Lilak Yiğit Akü'yü iş ziraat alıyor. Gedik satıyor. E, Celha arkadaşlar Osmanlı alıyor. Yani pek alış satış yok. Celha'yı şey yapan arkadaş. HKTM'yi de dün arkadaşlar bir kap vardı biliyorsunuz söylemiştim. Yani kapın devamını ben okumadım. Kapın devamında 2026'da öyle bir şeyler vardı. Bugün tekrar haberlerden varsa bakarız yani teslimat 2026'daydı. Dolayısıyla yani borsanın 6 ay ya da 9 ay sonrasını fiyatladığını düşünürsek yani bayağı var hani e, o haber gelirse orada tekrardan konuşuruz bunu arkadaşlar. Altın ayda Bofa Yapı Kredi alıyor. Sirat satıyor. Bir arkadaş <laughs> Alves söylemiş sanırım. Ona da bakalım. Alves'te arkadaşlar yani fiyatı pahalı ama güzel bir iş alacak. Yani güzel bir şirket alıyor. 22 milyara bir şirket alıyor. Katılım evim nasıl yeni şirket kurdu? Tavan oldu. Yani onda da bunda da böyle bir şeyler olabilir yani. İş alıyor arkadaşlar. Tacirler Bofa 2 bir satıyor. Yani bayağı bir satıcısı var. Takasında da arkadaşlar takasını isteyen arkadaş vakıf %15.5 ziraat %15 diyelim. İş 12 garanti 10. Yani toplu bir takası var neredeyse yani takası güzel o haberi de yani patron milletin gözüne göre göre o şirketi alacağım diyor yani ee, buradan görünüş şirketi alacağı yönünde yani bugün haberleri koç e, Holding Litfa e, finansal tablo açıklayacaklarmış bugün arkadaşlar bir de bugün enflasyon raporu varmış Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın. Haberlere bakalım. <laughs> Haberlerden yine Odin'e geri alım almış arkadaşlar. Yani ilginç. Cengiz Avcı. Bu adam devamlı alıyor. Yani şirketi pahalı ama alıyor yani. Ee, Binho yeni bir sözleşme imzalamış. Yani ne kadar etkili. Pek bir şey etkilemez yani. Ee, BMS Tel yeni iş almış. 727 bin euroluk. Yani pek önemli değil. Onun dışında arkadaşlar logo ikinci çeyrek yatırımcı sunumunu yapmış. E, iki şirket 2020 için %30 faturalan gelir büyümesi öngörüyor diyor. Logo. E, onun dışında arkadaşlar şöyle Paseo Azerbaycan Merkezi Temel e, Management Şirketi'nin %50 satın alması gerçekleşti ve test işlemi tamamlandı. Güzel haber. Paseo. Yani bu pasifin şirketlerinin hepsi pahalı arkadaşlar. Yani altın bunlar kendilerini altın zannediyorlar. Ve yani değerde yapıyorlar yani. E, onun dışında arkadaşlar şöyle Bakalım ne var. Alves. Dündü zaten bu iş ilişkisi. Alves'i okumuştuk. Şöyle. HKTM'nin arkadaşlar. Şu dünkü şey yaptığımız rapor. Bakın burada sipariş ile ilgili ilk teslimatların 2020 Ocak itibariyle başlayarak 2026 yılı 3. çeyrek sonunda ise tamamlanması planlanmaktadır diyor. Yani siz bunu 2027 deyin yani arkadaşlar. Yani işi e, Güzel bir iş, çok güzel bir iş aldı ama 2027'de yani. 3 senesi var daha. 2,5-3 senesi var. Dolayısıyla ona göre hareket etmek lazım yani. O 12 milyon euroyu 3'e böl bölebilirsiniz yani. Tabi diğer taraftan da Aselsan'a e, tedarikçi olması yani bunu başarması arkadaşlar çok önemli bir iş. Özellikle bu konjektürde yani savaşların olduğu bir dönemde Aselsan'a tedarikçi olmak bir de Aselsan elinde çok işler var. İşler de almaya devam ediyor. Dolayısıyla gelecekte de buna benzer işler alabilir. Yani eğer tavan tavan gidiyorsa da onları fiyatlar yani. Şu Şunu fiyatlamaz yani. Çünkü 2026 sonu diyor. FK olarak FK'sını düşürür arkadaşlar. Çok yüksek FK'sı ama onu eritir. PDV ödedesi 5 falan. Ama şirketin piyasa değeri düşük arkadaşlar. 2 milyar. Yani güzel karlar yazarsa onlar da düşürür yani. Evet arkadaşlar videoları beğenip e, kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle tekrardan baktığımız zaman. <laughs> şimdi bu Brent petrol de baya bir düşmüştü arkadaşlar. Bu petrolün düşmesi de havacılığa yarar. Yani havacılık şu anda savaş falan var ama. E, yani şu petrolün düşmesi havacılığın e, maliyeti şey arkadaşlar yani petrol. Petrol düşerse havacılığa kar olarak yansır yani arkadaşlar. Belki de dünkü çıkışın sebebi de petrolün düşüşü olabilir yani. İskenderun Demirçelik. çelik hmm. Bofa almış. Vakıf halk. Ya bu halk var ya şunu da kendini şeyci zannediyor ya. Tahtacı zannediyor kendini ya. Yani biri satınca alıyor, biri satınca bu satıyor, biri alınca bu satıyor hemen. Ne bileyim. Evet arkadaşlar Vestel 70'i geçti. Bofa alıyor. Onun dışında arkadaşlar yani bu videoları izlediğiniz zaman böyle güzel haberleri yakalamış olursunuz arkadaşlar. Yani güzel haberleri yakalamış olursunuz yani kendinize göre riskinizi alırsınız. Yani herkes kendine göre riskini alır. Ee, ayrıca yani kim alıyor, kim satıyor, ne oluyor piyasada böyle devamlı e, borsayı takip etmektense böyle sabah akşam baktığınız zaman böyle bir 10 dakika, 10 dakika, 20 dakikayla e, borsayı full takip etmiş olursunuz yani. O yüzden dolayı videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sabah e, akşam kapanışta tekrar görüşürüz.